Teşekkür ederiz. Rica ederim. Evet, hazır. Evet, Hasan, Eda'ya karşı. Hasan çok çabuk. Hadi Eda! Eda, soru almaya kazandın. Yazıda satır başına alınan konuşmaları göstermek için ne kullanılır? Uzun çizgi. Sesin gelmedi. Uzun çizgi. Uzun çizgi. Hazır. Çok havaya atıyorsun Enes. Kemal'e karşı. Çok havaya atıyorsun Şevval. Evet. Evet, Enes. Evet, Enes, soruyu almaya kazandın. Geçmişten günümüze kadar gelen kısa ve özlü öğütler veren kalıplaşmış sözlere ne denir? Atasözü. Atasözü. Bünyamin, Elif'e karşı. Evet, Elif, Elif karşı. Evet, soruyu almaya kazandın Elif. Cümlede adın yerini tutan, at olmadığı halde at gibi kullanılabilen sözcüklere ne denir? Zamir. Sesin gelmedi. Zamir. Zamir. Hazır. Evet, Furkan Sabri'ye karşı. Ooo. Kapağının üzerinde neredeyse durduracaktın kızım. Evet. Tutma kızım, tutma. Bazen kendini doğrultabiliyor. Evet. Sabiye, atların renklerini, biçimlerini sıfat, yani ön at, bildiren sözcüklere sıfat denir. Evet. Hazır. Evet Meryem. Meryem yere attı. Umut Meryem'e karşı. Evet. Meryem yere oturuyorsun kızım. Evet. Umut mu? Kız tutturacak yoksa? Kızım çok çeviriyorsun. Çok çeviriyorsun. Evet Meryem. Meryem, alfabemizde kaç tane harf vardır? 29. Hazır. Muhammed Bağcı. Muhammed Bağcı, Beyza'nın karşı. Evet. Evet Beyza'nın. Evet Beyza'nın, alfabemizde kaç tane harf olduğunu sormuştuk. Bir de şunu soralım. Alfabemizde kaç tane ünlü harf vardı? 8 tane. 8 tane. Beyzanur. Hüseyin Berfin'e karşı. Evet, Berfin neredeyse tutturuyordu. Hüseyin. Evet. Hüseyin. Bana kalın ünlü harfleri sayabilir misin? Evet. U. O. Evet. A, I, U ve O. Yeah! Hazır. Hop. Çık. Evet. Oğlum çok havaya atıyorsun Veysel. Çok havaya atıyorsun. Bir tur havada dönmesi yetiyor. Yazılışları farklı ama anlamları aynı olan sözcüklere ne denir? Eş anlamlı. Eş anlamlı. Evet, hazır. Hop. İkram ve Mati'ye karşı.
Memati havada bir tur dönsün. Çok fazla döndürüyorsun. Evet, az kalmıştı. Evet. Kramı Memati'ni soru almaya kazanacak. Evet. Kızım, kapağın üzerine durdurmaya çalışıyorsun. Evet! Evet İkram. Aynı görevdeki kelimeleri ayırmak için... Virgül! Virgül kullanıyorum! Hazır. Çık! Ceren çok çeviriyorsun. Çok çeviriyorsun. Heyecana girdin Ceren. Evet Halit, Halit Ceren'e karşı. Az kalmıştı. Evet. Evet, evet Ceren! Evet. Halit de yaptı ama Ceren ilk şişeyi kaptığı için soru almaya kazandı. Evet. Ceren, sorun gelsin. İnsana ait özelliklerin insan dışında varlıklara verilmesine... Fable deniyor. Hazır. Üç kişi erkeklerden kaldı bu arada. Bilginiz olsun kızlar. Başla. Evet, düdükle demiştik. Hop. Evet, Enes İnanır'a karşı. Kızlar çok büyük bir avantajınız var bu arada. Haberiniz olsun. Çok fazla çeviriyorsun. Arkadaşına bakarsan. Evet. Evet. Enes. Enes. Dünyaca ünlü fable yazarı kimdi? Le Fontaine. Le Fontaine. Hazır. Çok fazla çevirmeyin. Çok fazla çevirirseniz durmaz. Ece çok fazla havalar. Bir tur dönmesi yetiyor kızım. Evet. Evet. Evet Hasan. Evet. Hüseyin soruyu almaya hak kazandı. Hüseyin. Özel atlara gelen etleri, çekim etlerini ayırmak için hangi noktalama işareti kullanılır? Soru işareti. Evet yanlış. Kesme işareti. Evet. Hazır. Evet. Hemen oturuyorsunuz Sinanur. Arkadaşınızı engellemiyorsunuz. Az kalmıştı. Evet. Evet. İki erkek kaldı bu arada. Evet. Bir tur kızım, bir tur dönmesi yetiyor. Neyse, bir tur, bir tur. Çok havaya atıyorsunuz. Evet, az kalmıştı. Evet! Veysel! Evet. Veysel. Yazılışları ve okunuşları aynı. Fakat anlamları farklı olan kelimelere... Sesteş! Yani... Eş sesli. Eş sesli. Yeah! Evet. Erkekler direniyor. Evet. Evet. Yeah! Evet Enes. Le Fontaine hangi ülkededir? Fransa. Fransa. Yeah! Evet Elif. Hazır. Evet. Evet, Veysel bir sabriye mi? Veysel bir sabriye mi? Veysel, Veysel çok fazla çeviriyorsunuz. Fazla çeviriyorsunuz Veysel. Bir tur ya olması yetiyor. Bir tur olması yetiyor. Heyecana girdiniz. Sabriye yere düşmeden alıyorsun hemen. Evet.
Oğlum biraz aşağıdan at. Evet. Neyse. Sayısal anlamda tek olan ler almamış isimlere ne denir? Tekil. Tekil isim. Yeah! Hazır. Hop. Enes Meryem'e karşı. Evet. Evet. Az kalmıştı Meryem. İşi öğrendi galiba. Olsun. İlk oyunumuz bu. Sen kendine bak Enes. Evet. Evet. Erkekler bırakmıyor bu işin peşini. Sayısal anlamda birden çok olan ler eki almış isimlere çoğul isim. Çoğul isim. Yeah! Hazır kızlar eridiniz. Hop. Neyse çok havaya atıyorsun oğlum. Bir tur dönmesi yetiyor. Ama düzgün bir tur. Abi çok yukarı yani. Evet. Evet. Kim soruyu almaya hak kazanacak? Evet. Aferin Veysel, bugün iyi gidiyorsun. Veysel, doğru ya da yanlış olarak cevap veriyorsun, tamam mı? Mi soru eki kendinden önceki kelimeden kelime ile bitişik yazılır. Yanlış. Yanlış. Hazır. Üç erkek, üç kız, iki erkek kaldı. Yarışmamız başlasın. Çok güzel, yavaş. Biraz önce çok iyi yapıyordun Enes. Biraz önce çok iyi yapıyordun. Dur oğlum, dur dursun. Biraz önce çok iyi yapıyordun. Evet. Az kalmıştı Enes. Enes, sakin oğlum. Bir bak önüne bak. Oğlum, bak böyle tut. Sonra çevir. Kaldır havaya ilk önce. Heh. Evet. Üç kız, iki erkek kalmıştı. Hep az kalmıştı. Az kalmıştı. Enes. Enes yere attı. İkra. İkra yavaş. Sakin. Kızım papağanın üzerine çeviriyorsun. Az kalmıştı be. Evet. Evet, ikna olsun. Sevinç cümlelerin sonuna ünlem işareti. Ünlem işareti. Hazır, 2-2 kaldık. Hop. Ceren Veysel'e karşı. Arkadaşlarınızın dikkatini dağıtmıyorsunuz. Evet. Evet Veysel. Veysel. Evet Veysel. Mış, miş, dı ve di gibi heceler alan bitmiş olayları anlatmak için Geçmiş zaman. Bakalım kim kazanacak? Hop! Çık! Hazır! Evet Enes. Enes. Evet. 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 Evet.
şarkı söylesin. Eğer kazanırsan günün kazananı erkekler olacak. Evet. Sana zor bir soru soralım. He? Soralım mı zor? Tamam. He? Tamam. Tamam sor diyor. Evet. Dikkat. Dur. 5N ile 1K vardı. Hatırlıyor musun? Evet. 1K hangi soruydu? Kim? 5N'i say bakalım. Ne zaman? Evet. Ne? Evet. Nerede? Nerede? Evet. 3 etti. Evet. Nasıl? Evet. Bir tane kaldı. Niçin?